Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte asırlık konulardan bir tanesi olan dünyamızı kara delik yutarsa ne olur? O meseleye bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle gelin şu kara delik nedir bir ona bir bakalım. Tarihlerimiz 1783'ü gösterdiğinde John Michell adlı bir bilim insanı ortaya bir teori attı. Bu teorinin adı karanlık yıldızlardı. Michell bazı yıldızların çekim gücünün ışığın bile kendisinden kaçamayacak kadar güçlü olduğunu söyledi. Her şey buradan başladı ve Einstein de dahil olmak üzere 60'lara hatta 70'lere kadar bu mesele çeşitli bilim insanları tarafından tartışıldı. Tartışmalar devam ederken arkadaşlar tarihler 1970'e geldi. Bu yıllarda Singus XB tarafından kara delik adayımız görüntülendi. Bu bir nötron yıldızıydı ve X ışını saçıyordu. Ki bu nötron yıldızı meselesini yabana atmayın arkadaşlar çünkü kütleleri güneşin kat be kat üstünde olabiliyor. Anlayacağınız 1970 yılında kavramsal anlamda ilk kara deliğimize ulaştık. 1994 yılına geldiğimizde Hubble teleskobu devreye giriyor. Bu teleskop bazı yıldızların hızlarıyla ilgili bilgi toplarken sadece kara deliklerin süper kütlesiyle açıklanabilecek bir takım galaksiler keşfediyor. 2016 yılına geldiğimizde ise bu çarpışan kara deliklerin saçtığı o sinyaller üzerinden kara deliklerin varlığı tekrar tespit ediliyor. Günümüze gelindiğinde ise bir ışığın kara delik tarafından yutması resmen görüntüleniyor. Bu aynı zamanda bir kara deliğin ilk görüntüsü. Tespit edilen bu kara deliğin genişliği 16 ışık saati kadar uzaklıkta. Bu ışık saati de şu demek, bir ışığın bir saatte kat ettiği yol çarpı 16. Varın siz hesaplayın. Peki şimdi gelelim nedir bu kara delik meselesine. Şöyle hayal edin arkadaşlar, bir tane çarşafı alın, onun ortasında 500 kilogramlık bir gülleyi koyun. Çarşaf ortadan içe doğru çökmeye başlayacak. İşte bir kara deliğin oluşmasındaki temel mantık da tam olarak bu şekilde. Güneşi düşünün. Güneşten milyonlarca, binlerce, yüz milyarlarca daha büyük bir kütlenin bizim İstanbul kadar bir alana sıkıştığını hayal edin. Şimdi normalde küçük olan ama bu kadar yoğun bir kütleye sahip olan nesne uzay zamanın dokusunda yoğun bir bozulmaya yol açıyor. Çarşaf örneğini tekrar hatırlayın arkadaşlar. Bu bükülmenin sonucunda ortaya böyle bir kuyu çıkıyor. Bu kuyuya kütle çekim kuyusu adı veriliyor. Bunu örneklendiriyorlar. Bir lavabo düşünün. İçi su dolu olsun. Oraya böyle farklı renkler dökün. Sonra siz o lavabonun tıpasını açtığınız anda etrafındaki boyalar dahil olmak üzere her şey deliğe doğru gidiyor ya. İşte o kütle çekim kuyusu dediğimiz şey o lavabonun ağzı oluyor. Bir kara delik dünyamızı yutarsa ne olur? Şunu bir yekten söyleyeyim arkadaşlar. Kara deliklerin içinde ne olduğunu, içine girersek de ne olacağını henüz kimse bilmiyor. Şimdi bununla ilgili dünyada üniversitelerde bazı fizik bölümlerinde bir soru var. Güneşimiz bir kara delik olsaydı ne olur? Bir kara delikten etki görebilmeniz için o kara deliğe olay ufku kadar yakın olmanız gerekiyor. Tabii ki de biz burada şunu hayal edeceğiz. Dünyamız kara deliğin olay ufkuna girdi. İlk yaşayacağımız şey güçlü kütle çekim etkisinin altına girmek olur. Girersek bir kara deliğin çekim alanına etrafımızdaki bütün gök cisimleri, o meteorlar, bilmem neler olduğu gibi pataküte dünyayı öncelikle bir girişirler. Kara delik de burada tabii ki de boş durmayacaktır. İlk olarak yutacağı şey atmosferimiz, hemen akabinde de dünyamız olur. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bahsettiğimiz bu olay gerçekleştiğinde bizi Mars'tan izleyen birisi tam olay ufkunda donmuş bir dünya görürken biz içeriden tekilliği görür. Tekilliğe ulaşınca ne oluyor? Yerçekimi sonsuz, hacimde sıfır olduğu için yine yok oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar videonun başında da söylemiştim, olay ufkuna gidildiğinde ne olur gibi soruların cevabı kesin olarak bilinmiyor. Henüz galaksimizin tamamını yutabilecek kadar güçlü bir kara delik tespit edilmedi. Yani Güneş için ya da Dünya için böyle bir durum söz konusu değil. Fakat bilim insanları burada farklı farklı açıklamalar sunuyor bizlere. Ben şimdi sizlerle onları paylaşacağım. Birincisi, dünyamız kara deliğin içine düşerse hesaplanabilecek olan tek şey kara deliğin kütlesindeki bir tık artış olur. Burada Stephen Hawking farklı bir şey ortaya koyuyor. Biz kara deliğe giriyoruz, onun içinde moleküllerimize ayrılıyoruz ve bir ak delikten dışarı çıkıyoruz. Bu da ciddi tartışmalı bir konu. Farklı bir görüş olarak Amerikalı fizikçi Lee Smolin'in söylediğine göre de arkadaşlar bir kara deliğin içine gireriz, öteki taraftan çıkarız bambaşka bir galakside, bambaşka bir zamanda. Bu anlatılan şey arkadaşlar solucan delikleri deniyor. Şimdi solucan delikleri meselesi matematiksel olarak bir teori. Gerçekte bunun kanıtlanmış bir hali yok. Yani benim şahsi görüşüm, bir kara deliğin içine düşersek evet anladık, spagetti gibi uzarız, moleküllerimiz ayrılırız, belki bir yerden başka bir formda çıkarız falan filan. Ama benim kişisel görüşüm şu, dünyamız, galaksimiz, uzayımız ve bizim
göremediğimiz uzayın ötesi de kusursuz bir ahenkle işliyor. Ve bu ahengin içerisinde bulunan her bir parçanın bana soracak olursanız bir işi var. Burada ne yaptığı belirsiz olan tek şey insan diyorum ve artık videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte kara delikler dünyamızı yutarsa ne olur meselesine özet seviyesine değinmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şey bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.